Gazi Evrenus Bey ve efsanevi hayatı. Ömrü at üzerinde kılıç sallamakla geçen Koca Çınar'ın hikayesi. 108 yaşında Nibolu ve Eflak Savaşı'na katılıp düşmana kılıç sallamıştır. Cihat ruhu ile geçirilen bir ömrün hikayesi. Gazi Evrenus Bey'in doğum tarihi net olarak bilinmese de bazı kaynaklarda 1288 yılında Balıkesir'de dünyaya geldiği rivayet edilir. Karesi Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne bağlanmasından sonra Gazi Evrenus Bey Osmanlı'ya hizmet etmeye başlar. Rumeli'ye yapılan ilk seferlere katılan Evrenus Bey, İpsala, Malkara, Dimetoka gibi birçok bölgenin alınmasında büyük rol oynar. Rumeli akınlarına Orhan Bey'in oğlu Şehzade Süleyman Paşa ile başlayan Gazi Evrenus Bey, 1. Murat, 1. Bayezid, Süleyman Çelebi ve 1. Mehmet olmak üzere toplamda 4 padişaha hizmetlerde bulunmuş ve hayatı boyunca Osmanlı'nın Balkanlardaki fetih hareketlerine katılmıştır. Evrenus Bey, Şehzade Süleyman Paşa'nın vefatından sonra akınlarda Hacı İlbey ve Lala Şahin Paşa gibi kumandanlarla direnç göstererek devletin fethedilen yerlerden çekilmesinin önüne geçmiştir. Daha Murat Hüdavendigâr ile devam eden Rumeli fetihlerinde bölgeyi çok iyi bilmesi nedeniyle merkez orduya yol açma gibi görevleri yerine getirerek Osmanlı Devleti'nin Kosova ve Nibolu savaşlarındaki zaferlerine büyük katkı sağlamıştır. Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusunun mağlup olduğu Ankara Savaşı sonucunda Fetret Devri başlamıştır, isyanlar artmış, Anadolu'da eski beylikler tekrar bağımsızlığını ilan etmişti. Fetret Devri'nde şehzadeler arasındaki taht kavgasına fazla karışmadı. Fakat Musa Çelebi'nin kendisine aşırı baskı yapması üzerine el altından 1. Mehmed'i destekleyerek devleti yeniden düzene soktu. Bu sıkıntılı dönemde Balkanlardaki fethedilen toprakları da himayesi altında tutmayı başardı. Bir yandan Anadolu'da bağımsızlığını ilan eden beylikler varken Balkanlarda da ayaklanmalar oldu. Başta Gazi Evrenus Bey olmak üzere diğer paşalar sayesinde Balkanlarda toprak kaybı ve güvenlik sorunu oluşmamıştır. Evrenus Bey 1417 yılında 129 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vardar Yenicesi'ndeki türbesine defnedildi. Hayatı boyunca Orhan Gazi, 1. Murat, 1. Bayezid ve 1. Mehmet gibi padişahlara hizmet etmiştir. Ayrıca Mihal oğulları, Pehlivan oğulları, Malkoç oğulları ve Turahan oğulları Osmanlı Devleti'nin seçkin akıncı ailelerindendir.